Hayalindeki eve kavuşmak amacıyla kooperatif üyesi olan bazı kişiler yanlış yönetimler nedeniyle mağdur oluyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Türkiye'deki bazı yapı kooperatiflerinin Saadet Zinciri gibi insanları mağdur ettiğini kaydetti. Gün geçmesin ki kooperatifle ilgili bize şikayet gelmesin. Mutlaka şikayetler geliyor. Yüz binlerce mağdur var. Bunu aileleriyle çarptığımız zaman milyonlara ulaşan bir sayı mağdur oluyor. Fakat bu mağduriyeti de bu tarafta seyreden bir yönetici kitlesi var. Biz yıllardır bu kooperatif mağdurlarının sorunlarının çözümünü söyleriz. Deriz ki bu kooperatif üyeleri tüketici sayılsın. Biz onların haklarını hakem heyetlerine ya da tüketici mahkemelerine koruyalım, yönlendirelim. Şimdi bizim karşımıza da hep şu söylenir yetkililerde, hayır kooperatifçilik tüketici hukukuna girmez, ortaklık hukukuna girer. Nasıl yani? Orada ev almak için uğraşan emekli, hatta çok düşük gelirli insanlar ya da işçi kooperatif yönetenlerle ortak mı oluyor? Yani şimdi bir tarafta yöneten profesyonel bir takım bunu meslek haline getirmiş yamyamlar var. Yani sözüm ona. Hani çok temiz çalışan kooperatifleri zaten istisna tutuyoruz. Ama genel anlamda kooperatifçilik şu anda bir meslek olmuş ve çok uzun yıllar sürüyor. Avukatlarla ilgili bir fıkra vardır, anlatılır. İşte bir baba uzun yıllar avukatlık yapmış, oğlu da avukat olmuş. Ve bir gün oğluna bir dosya vermiş. Demiş ki hadi bakalım git, şu dosyaya gir, duruşmaya. Bir bakalım avukatlığını demiş. Çocuk gelmiş sevinçle. Baba demiş, 20 senedir seni bitiremedim davayı bir duruşmada bitirdim. Tabii baba kızmış buna. Yani sen ne yaptın oğlum? Ben 20 yıldır o davayla seni okuttum, büyüttüm. Sen bir duruşmada bitirdin bunu. Kooperatifler aynen böyle şu anda. Kooperatif kuruluyor ama bir türlü bitmiyor. Niye bitsin ki? Sürekli yöneticilerin masraflarını aidatlarla karşılıyorlar. Sarı kooperatifçilik oluştu, sarı sendikacılık gibi Türkiye'de. Ve uzadıkça uzuyor. 20 yıldır kooperatif üyesiyim diyor, hala bitmedi. Bana bir hanımefendi dedi ki evlendiğimde bir kooperatif üye olmuştum Mahmut Bey dedi. Geçen ay kızımı evlendirdim, hala ev bitmedi dedi kooperatif. Düşün. Yani erken evlenirse 20 senelik bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi kooperatif yöneticileri bunu kendilerine meslek edindikleri için, boşlukları da bildikleri için kooperatif üyelerini hep mağdur ediyorlar. Bu mağduriyette de kanunları çok iyi bilmelerinden kaynaklı. Yönetimlerine bakıyoruz, mali müşavir var, avukat var, kendileri müteahhit, inşaatçı, esnaf hatta bu işin malzemelerini temin eden insanlar. Bunu bitirmiyorlar. Fakat burada birileri tamam yiyor ve saltanatını devam ettirmek istiyor birilerinin üzerinden. Birileri de ev sahibi olmak istiyor, uğraşıyor düşük gelirleriyle. Fakat burada yöneticiler, yetkililer ne yapıyor? Yani hiç mi merak etmiyorlar bu kooperatif niye bu kadar uzun sürüyor? Ya da bir kooperatif yöneticisi ya hiç bitmiyor. Yeni bir kooperatif yöneticisi, yeni bir kooperatif onun da. Demek ki kooperatif ruhuna uygun değil artık bu iş. Kooperatif kanuna da uygun değil. Ne yapmak gerekir? Bir değişiklik yapmak gerekir. Bir cümle, kooperatif yöneticileri profesyoneldir. Oradan ev almak için üye olanlar da tüketicidir. Bitti. Bakın biz onların hakkını koruruz. Yöneticiler bunu yapamıyor. Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri bu denetimleri yapamıyorlar. Ama biz yaparız. Biz talibiz buna. Bir genel kurul yapılıyor kooperatifin. Şimdi yöneticiler istedikleri gibi el kaldırtıyorlar, indirtiriyorlar. Biz onu meclise dedik işte el kaldır indir. Milletvekilleri bunu yapıyor. Fakat kooperatif genel kurullarına da boğuluyor. O zaman çevre şehircilikten giden, devlet adına giden kişilerin, oraya denetlemeye giden kişilerin genel kurula bir kimlik kontrolü yapması gerekir. Çok basit bir uygulama bu. Bunu söylemeye de gerek yok. Onun görevi o. Üye misin değil misin? Kimliğini bir göreyim. Adın okundu ama gel bakalım sen o musun diye sorması gerekir. Fakat her ne hikmetse çevre şehircilikten giden denetimciler de, hükümet komiseri dediğimiz insanlar da hiç kimlik kontrolü yapmıyorlar. Yönetici ne derse onu yapıyor. Şimdi çevre şehircilik adına, devlet adına giden kişiler kooperatifin memuru değil, devletin memuru. Oradaki yapması gereken şey usule uygun mu değil mi buna bakmak. Ama maalesef bu denetimler yapılmadığı için kooperatif üyeleri mağdur olmaya devam ediyor. İnsanlar ev sahibi olmak isterken parasından oluyor, icrayla karşı karşıya geliyor. Hatta çok garip bir şey söyleyeyim. Kooperatif yönetimleri üyelerin aidatların düzenli ödemesini istemiyorlar. Düzensiz ödesin, icra göndereyim, icrayla daha çok alayım. Yani bir de hukuki kazanç ekliyorlar işin içerisine, avukatlık ücretleri falan. Kendi bünyesindeki avukatlarla beraber insanlara daha da mağdur ediyorlar. Yani bu rezilliğe bir son vermek lazım. Yeni saadet zincirleri oluştu Türkiye'de. Bunlar da kooperatiflerdir. Yöneticileri uyarmak lazım.